tamam işareti geldi. Burhan Coşkun ve Raşit Sevindir ilk vuruşu yapıyorlar. Final başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Adana Demirspor hata olacak ilk olarak. Burak bıraktı topu. Süleyman. Süleyman ileriye doğru. Uzun pas sağ kanada doğru. O bölgede kafayla karşılayan Engin Yeşilli oldu. Takımın jokerlerinden birisi. Tam anlamıyla Engin Yeşilli. Bir önceki maçta Bozüyük maçında saha içinde tam 5 kez görevi değişti ve maçı başladığı yerde değil bambaşka bir noktada tamamladı. Sağ açık, sol açık, ön libero, sağ ve sol beklerde görev yaptı. Bir maç içinde bu da herhalde çok fazla şahit olmadığımız bir görüntü olsa gerek. Bakalım bu maçta neler olacak. Ben de merakla bekliyorum ve taş atışını Adana Demirspor kullanacak. Kerem Canak 123 yaşında, takımın genç isimlerinden birisi, taç atışını kullandı. Adana Demirspor'da Raşit alamadı önüne. Taç Deniz Fethiyespor'un Denizli Atatürk stadındayız. 15.500 seyirci kapasitesi var ama kale arkası tribünlerini taraftara açmadılar. Federasyonun kararı bu şekilde. Açık tribün Fethiyespor'a, kapalı tribün Adana Demirspor ayrıldı. Ve yaklaşık olarak 10.000 civarında taraftar bu maçı izliyor. Çok coşkulu iki taraftar grubu. Fethiyesporlar kazandı topu dediğim anda araya girdi Adana Demirspor. Orta sahası İlhan Aydoğdu'nun kafa vuruşunda top Serkan'da kaldı. Serkan iki oyuncu arasından çıkamadı, kaybetti topu. Soner. Soner Ergençay sol kanatta hata destek veren Kerem Can ama araya giren isim o bölgede Murat Türkkan oldu. Karşılaşmanın hakemi atışın Fethiyespor lehine olduğunu söylüyor. Barış Şimşek, Serkan Koç da çatışını kullanacak olan isim. Kafayla karşıladı Kerem Can. Geriye doğru pas. Burak. Süleyman kalecisiyle oynadı. Şener. Şener de özellikle yarı finaldeki Buksaş maçının kahramanlarından birisiydi. Maç içindeki kurtarışları maç sonunda penaltılarda kurtardı. Ve maç sonunda penaltılarda bir de gol atmayı başardı. Bu yönüyle de takımın kahramanlarından birisiydi Şener Özcan. Sabri Turgut ileriye doğru. Hiç kimse yok o bölgede. Burak. Süleyman. Bir kez daha Burak da oynadı. Raşit. Aldı topu önüne. Raşit açtı önünü. Şut şansı olabilir. Raşit vurdu kaleci. Emin çelmeyi başardı ardından savunma. Bir de araya ama atak devam edecek. Şimdi Soner ortası. Bir dokunuş yine. Emin ancak çeldi topu. Etkili geldi Adana Demirspor 4. dakikaya girdiğimiz şu anlarda. Keremcan. Gaz hatası ondan. Serkan. Serkan ileriye doğru gönderdi. İki oyuncunun anlaşmazlığında top oyunu alanının dışında taç Fethiyespor'un. Hemen kullanıldı. Şimdi Abdullah. Hiç kimse yok ileride. Abdullah topu kurtardı ama ayağından biraz fazla açtı. Keremcan şimdi topla buluşan isim. Kerem'in pası. Soner. Soner. Soner baktı ileri. Üç arkadaşı hızla koşu yaptılar. Ters kanada doğru. Şimdi kafayla indirdi. Raşit. Şut şansı olabilir mi? Pasını verdi Raşit. Erçağ ortası. Rakibine çarpan top. O bölgede Engin Yeşilli'den taça gidiyor. Taç atışı Adana Demirspor'un. Toto 2. lig playoff mücadelesi. İşte az önceki Raşit de yakaladığı pozisyon Adana Demirspor'un kaleci Emin Çel'de. Ardından atak İlhan'ın çabası. Ortaya çevrilen top bir dokunuş. Ancak Burhan'ın dokunuşunda kaleci Emin bir kez daha başarılıydı. Serbest vuruş kullanıyor Adana Demirspor. Taçın hemen ardından bir faul oldu taç çizgisi yakınlarında. Kalabalık geldi. Tüm hatlarıyla rakip yaralandı Adana Demirspor. Fethiyespor'da iyice geriye çekildi. İlerideki oyuncusu Onur, o da ceza yayı içinde. Sekti top, karambol anı. Savunma karşıladı. Şimdi Onur Okan sağ kanada gönderdi. Çabuk çıkabilirse etkili olur Fethiyespor. Şimdi atak sürüyor. Salim. Salim taşıdı topu. Orta şansı. Salim yerden ortası. Savunma dönen top. Onur şutları etkili olan bir isim. Onur şimdi açıyı bulamadı. Şimdi yerden pas ama Abdullah'a gelmiyor kaleci. Şener'in ellerinde kaldı. Özellikle duran toplarda etkili olabilen isimlerden birisi Onur Okan. Sert şutları var.
Onlardan birisinde de ilk maçta çeyrek finalde Turgutspor'a avlamayı başarmıştı Onur Okan. Burak. Bir kez daha Burak. Burak Keskin. Erdem pası araya giren o bölgede Deniz oldu. Döndü geriye Sabri Turgut. İki stoperi de Sabri. Sabri Gümüşsoy ve Sabri Turgut Fethiyespor'un. Ercan Albay az önce ekrana geldi, Adana Demirspor teknik direktörü. Fethiyespor savunmada hazırlık pasları yapıyor. Demedi Engin. Top kaybı ama çabuk müdahale. Şimdi atak devam ediyor. Sağ kanada çevrilen top. Emre Hasan'ın pası. Erçağ o bölgede hareketlenen isim. Erçağ yaptı ortayı. Kaleci Emin çıktı, aldı topu. Emin Sarı da sahanın tecrübelilerinden, 34 yaşında. İlkbaş Yozgat Spor, Sakarya Spor, Erzincan Spor, Mardin Spor, Tepecik Spor, Denizli Belediye Spor takımlarında oynadı. Bu sahayı tanıyanlardan birisi, Denizli daha doğrusu tanıyanlardan birisi. Kaleci Emin. Kafayla sektirilen top. Kaleci Şener'e geldi. Süleyman Varlık. Tunay. Almanya'da yetişmiş bir isim Tunay. Bursa Spor'dan kiralık olarak forma giyiyor Adana Demir Spor'da. Burak Keskin. Adana Demir Spor'dan. Pas Emre Hasan'dan. Topuk pası Tunay. Ama nereye? Oyun alanının dışına gidiyor top. Kale vuruşuyla sürecek mücadele. 7. dakikayı bitirmek üzereyiz. 0-0'lık eşitlik var. Maçın berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki uzatma ve ardından seri penaltı atışları Bankasya 1. lig yolcusunu belirleyecek. Abdullah yükseldi. Savunma vurdu kafayı. Erçağ. Erçağ önünde kaldı. Mücadelesi Engin'le ama top sekti ikisinden de. Sabri Gümüşsoy araya girdi ve şimdi Engin, Deniz, orta alanda Murat. Döndü geriye. Sabri Turgut. İlk maçta kırmızı kart görmüştü Sabri. Keremcan savunmanın solundan atağa katıldı. Şimdi Erçağ yaptı ortayı. Hiç riske girmedi Serkan Koç. Kornere bıraktı. Köşe vuruşunu kullanacak Raşit de Adana Demirspor. Orta geldi. Kafa vuruşu ve gol! Adana Demirspor öne geçiyor. Erken gelen gol. 9. dakikada Adana Demirspor 1-0 önde. Emre Hasan Balcı vurdu kafayı. Takımını 1-0 öne geçirdi. 9. dakikada skor 1-0 oluyor. Emre Hasan Balcı golü atan isim. Sevincini tribünlerle paylaşıyor Emre Hasan Balcı. Kaleci Emin çaresiz. İşte Emre Balcı. Tekrar tekrar ekrana gelecek bu gol. Raşit'in ortası. İyi yükseldi, kafayı vurdu. Kaleci Emin'in hatası. Top ağlara gidiyor. Oyun başladı ve başlar başlamaz da kazandı Adana Demirsporlar ama bir top kaybı da onlardan. Şimdi sağ kanattan gelişecek atak. Salim. Salim yaptı ortayı. Kaleci bir an için tereddüt etti, ardından çıktı aldı topu. Çabuk çıkmaya çalışıyor Adana Demirspor. Raşit sağından attı, solundan geçti Raşit ama ikinci pozisyon, top bir kez daha onda kaldı. Sol kanattan atağa Keremcan destek verdi. Önünde Soner var. Keremcan pas verecek, arkadaşını aradı. Şimdi Soner'e doğru ama top hızlı taç. Soner
Gençay ve Keremcan Akyüzarlar'da ekrana geldi. Kaçakışını Serkan kullandı. Sabri Gümüşsoy. Sabri Turgut. Murat Türkkan. Deniz bir an için topu kaybeder gibi oldu ama sonrasında savunmaya pası verdi. Emin uzaklaştırıyor topu. Abdullah savunmayla mücadele içinde. Sekti top. Şimdi Abdullah'ın koşusu var. Karşılaşmanın hakemi düdüğü çalıyor. Serbest vuruş Fethiyespor'un. Tehlikeli olabilecek bir nokta. Abdullah'ın ve Fethiyesporlu oyuncuların da sarı kart ya da kart olması yönünde beklentileri var. Tekrar izleyeceğiz. İşte pozisyon. Süleyman Varlık'la Abdullah arasındaki mücadeleyi de karşılaşmanın hakemi Barış Şimşek serbest vuruşu verdi. Onur yine hemen topun başına geldi. Duran topların etkili ismi dedik. Ercan Albay heyecan içinde takip ediyor. Takımı 1-0 önde Adana Demirspor Teknik Direktörü. Onur şu noktalardan etkili vurabilen bir isim. Barış Şimşek şimdi barajın duracağı yeri gösterecek. ...26 metrelik bir mesafe kaleye. Onur Okan topun başında. İşaret geldi, Onur geliyor. Onur vuruyor, asfaltta avta gitti. Direğin hemen üzerinden avta gitti top. Onur Okan görüntüde. 27 yaşında Onur Okan. İşte serbest vuruş tekrar ekrana yansıdı. Gaziantep Belediyespor, Gaski Spor formaları giydi. 2007 yılında bir devre, bir sezonun yarısında 2007'nin ocağından Temmuz'una kadar Adana Demirspor forması da giymişti Onur Okan. Sabri Turgut uzaklaştırdı topu. Serkan kafayı vurdu. Süleyman. Serkan. Kafalardan sekti top. Deniz'in baskısı var. Raşit Bağır. Adana Demirspor kullanacak serbest vuruşu. İşte Mavlan'ı Deniz Itır, Raşit Sevindir mücadelesi. Duran toplarda iki takımda serbest vuruşu kullanan takım tüm hatlarıyla rakip yarı alana, aleyhinde karar verilen takım da tüm hatlarıyla kendi yarı alanına çekiliyor. Rakip yarı alanında hiç oyuncu kalmıyor. Soner pasını verdi. Burhan aldı topu önüne. Bir kez daha Soner. Hata destek veren Keremcan. Ortası kafa. İkinci pozisyon Soner out. Savunmanın çeldiği topu Soner bekletmeden kaleye göndermek istedi ama işte pozisyon. Top kalenin bir hayli uzağından dışarıya gitti. Kale vuruşunu Emin kullandı. Abdullah yükseldi, seken top. Şimdi Fethiyespor etkili gelmek istiyor ama çabuk döndü Adana Demirsporlular. Pas hatası. Taç. Beyhan Çalışkan Fethiyespor teknik direktörü ekrana yansıdı az önce. Sabri Gümüşsoy kaybediyor topu. İlhan. Bir pas hatası da ondan. Murat. Onur. Onur pasını veremedi ama topu bir kez daha kazandı. Orta alanda mücadele devam ediyor. Deniz. Faul bu kez Fethiyespor'un. Tam başlama noktasından kullanılıyor Murat. Abdullah kafayla indirdi. Samet Kartal. Samet gidemedi. Faul. Sakatlık yaşıyor Samet. Samet yerde. 15. dakikadayız. 9. dakikada Emre Balcı'nın golüyle Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Henüz ayağa kalkamadı Samet. Şimdi yavaş yavaş doğrulacak. Sağlık görevlilerini de sahaya davet etmedi hakem. Şimdi doğruluyor yavaş yavaş. Onur yine topun başına geçti. Duran topların hepsinde olduğu gibi. Onur Okan.
Kaleci Şener arkadaşlarına uyarılarda bulunuyor. Onur. Top dışarıya gitti. Onur Okan'ın serbest vuruşu çok farklı şekilde out'a gitti. Şener kale vuruşunu kullandı. Sabri Turgut yükseldi. Seken top. Sabri Gümüşsoy. Kafayla indirilen top. Son anda Serkan Keskin. Burak Keskin düzeltiyorum. Kalecisi Şener'e bıraktı. Şener Özcan. Pas ileriye doğru. Erçağ'dan önce geldi oraya. Kafayı vurdu Engin. Engin girdi araya. Engin'in pası Abdullah. Faul bekledi. Doğrudan kaleci Emin'e kadar geliyor top. Burak karşıladı. İlhan ters bir vuruş. Serkan. Sabri Turgut. Sabri Gümüşsoy. Pas hatası Sabri'den. Ama takım arkadaşı adaşı Sabri Turgut araya girdi. Topu kazandırdı takımını ama ardından bir top kaybı daha. Şimdi Raşit de çabuk çıkmak istiyor. Sabri Turgut'un yatarak müdahalesi. Onur. Onur. Önündeki boşluk. Onur gidiyor. Onur. Onur yerde serbest vuruş. Fethiyespor. Duran toplar yakalıyor. Rakip yer alanda çabuk çıkarak etkili olmaya çalışıyorlar ve bu toplarda da genelde faulle durduruldular. Serbest vuruş kullanılacak. Otuz metrenin üzerinde mesafe. Onur bu kez ortaya çevirdi. Kafa! Kaleci! İkinci pozisyon out! İnanılmaz bir gol kaçırıyor Fethiyespor. Tekrar izliyoruz. Murat kafayı vurdu. Dönen top out'a gitti. Önce Murat, sonra Samet yararlanamadılar bu fırsattan. 19. dakikada gole yaklaştı Fethiyespor. Salim. Topu sakladı, Sabri Gümüşsoy'la oynadı. Ayağından açtı. Samet ve top kaybı. Burhan. Soner. Soner'in top kaybı. Murat. Murat yerde. Oyun sürüyor. Avantaja bıraktı hakem. Deniz. Sol kanatta Abdullah var. Samet kendisini gösterdi. O geriye döndü. Engin. Samet. Deniz. Murat. Tekrar Deniz. Abdullah. Şimdi savunmanın arasına bir koşu var. Samet ceza sahasına girdi. Çevirdi ortaya ama yüksek bir top. Salim. Atak devam ediyor Fethiyespor adına. Salim yerde. Yardımcı hakem kap dedi. Oyun devam ediyor. Keremcan topu kazandı. Salim'in itirazı var. Uzun pas. Sabri kafayla karşıladı Sabri Turgut. Deniz. Engin. Fethiyespor. Rakip yarı alanda kalabalık kaldı bu dakikada. Soner indirdi. Kazandı Fethiyesporlu oyuncular. Yerden pas iyi yere. Onur Okan. Abdullah koşusu var. Onur çekti topu. Murat önünde. Şimdi Murat'a doğru. Murat. Murat şut açısı bulabilir mi? Rakibi dokundu topa. Şimdi Deniz. Fethiyespor atak tazeleyecek. Burhan'ın baskısı var.
Onur. Onur yerde. Bu kez hakem kat dedi. Ama hayır. Fethiyespor lehine serbest vuruşu verdi bir kez daha. Emre'nin itirazı var. Bu az önce faul beklediği an Fethiyespor'un. Bu da faul anı. Yine Onur topun başında. Uzak bir mesafe kaleye. Az önce gole çok yaklaşmıştı Fethiyespor. Murat oldukça uzun boylu bir oyuncu ve hava toplarına da hakim. Orta alanda forma giyiyor. Onur topun üzerine geldi. Onur kaleye düşündü bu kez. Barajdan döndü. Atak devam ediyor. Uzaktan vuruş. Yine savunma karşıladı. Bu arada bir oyuncu yerde. Adana Demirspor'da az önce barajda top çarptı. Sağlık görevlilerini sahaya davet ediyor. Karşılaşmanın hakemi Erça. Sakatlık yaşıyor. Erça Evirgen. Sezon başında geldi Adana Demirspor'a. Karşıyaka forması giyiyordu geçen sezon. Erça daha önce Çerkezköy ve Lüleburgaz Spor formaları da giydi. Az önce top kötü çarptı. Sedye de geldi şimdi. Fethiye'de zaman zaman kapanan ancak çok soğuk olmayan bir hava var. Ancak şu saatte itibariyle bir tatlı bir rüzgar başladı ve havayı iyice serinlettiğini söyleyebiliriz. Denizli'de düzeltiyorum. Fethiyespor taç atışını kullandı. Sağ kenarında tedavisi tamamlandı. Erçağ'ın oyuna girmek için izin bekliyor karşılaşmanın hakeminden. Seken top. Salim kafayla çevirdi. Serkan. Serkan Koç. Serkan'ın pası. Murat. Onur. Onur iyi çekti. Onur'un pası. Üç arkadaşı var ama savunmada karşılayan Süleyman oldu. Sabri Turgut riske girmedi. Top oyun alanının dışına bıraktı. Taç atışını kullanacak Adana Demirspor. Keremcan Akyüz. Top kaybı. Fethiyesporlularda kaldı top. Sabri Turgut. Uzun pas ileriye doğru. Onur Okan. Gümüşsoy bir kez daha uzaklaştırdı topu. Onur. İki oyuncu karşısındaydı. Kaybetti topu. Dar alanda paslaşmalardan sonra top son olarak Fethiyesporlu oyuncularda kalıyor. Da bir faul düdüğü. Murat'a yapılan hareket faul olarak değerlendirdi. Barış Şimşek. İşte faul anı. Abdullah Apak. Kaybı. Faul bu kez Adana Demirspor'un. Burhan faule maruz kalan isim Sabri Turgut. Turgutlu spor maçında iki sarı karttan kırmızı kart görmüştü Sabri Turgut ve yarı final maçında takımını yalnız bırakmıştı. Bu maçta yeniden kadrodaki yerini aldı. Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. 9. dakikada Emre Hasan Balcı ile geldi gol. Erça baskı kaybettirdi topu. Samet, Engin, Sabri Gümüşsoy, Engin Yeşilli, Taç, Adana Demirspor. Raşit uzaklaştırıyor. Abdullah Apak koşu yaptı. Kafayla karşılayan Burak Keskin. Şimdi Fethiyespor çabuk çıkabilir. Onur yerde kaptı derken bu sefer. Emre pasını verdi Soner. Hata destek veren Kerem. Kerem'in ortası. Emin rahat bir şekilde topu sahibi oldu.
45. dakikayı bitiriyoruz yavaş yavaş. Sert bir hareket ve maçtaki ilk kart geliyor. Maçtaki ilk kart. İlhan sarı kartı görüyor. İlhan Aydoğdu 26. dakikada sarı kartı gördü. Maçtaki ilk sarı kart oldu bu. Sağlık görevlileri Samet için sahada. Oldukça sert bir hareket. Uzun pas. Murat kafayı vurdu ama kaleci için rahat bir top oldu bu. Duran toplar nereden kullanılırsa kullanılsın Murat uzun boyunun avantajıyla rakip ceza sahasına hareketleniyor. Fethiyespor'da Sami Turgut kafayı vurdu. Kerem, Soner, Emre. Kerem döndü geriye. Burak. Burak'ın pası. Burhan. Ondan önce Sabri. Faul dedi hakem. Adana Demirspor kullanacak serbest vuruşu. Kerem. Kerem yaptı ortayı. Bin iki hamlede topun sahibi oldu. Tekrar izliyoruz. Kerem canın ortası. Bin sarı iki hamlede topun kontrolünü sağladı. Soner. Savunma karşıladı topu. Doldurulan top bir kez daha. Şimdi Herça hareketli. Sabri Gümüşsoy Herça'dan önce araya girdi. Engin Yeşilli oyun alanında tuttu topu. Sabri Gümüşsoy. Abdullah yükseldi kafayı vuran Süleyman. Faul dedi hakem. Hava topu mücadelesine. Çabuk kullanıldı. Samet. Engin. Sabri Gümüşsoy. Onur. Engin şimdi topu buldu. Abdullah düşündü ama kaleci çıktı aldı topu. Şener Özcan. Adana Demirspor kalecisi bıraktı bir yere. Deniz kafayı vurdu ardından Sabri uzaklaştırıyor. Burak ayağından biraz açtı ama döndü kalecisine şimdi. Sabri Turgut. Bütün toplarda bir ön libero gibi savunmanın bir adım önüne çıkıyor Sabri Turgut ve o karşılıyor topları. Uzun pas deyip ileriye doğru. Kerem Can kafayla karşıladı. Soner. Emre. Soner. Soner'in pası. Burhan hareketli. Kaya giren Sabri Gümüşsoy oldu. Bu arada karşılaşmanın hakemi de oyunu durduruyor. Burhan'ın hareketini faul olarak değerlendirdi. Adana Demirspor Teknik Direktörü Ercan Albay da kendisi için ayrılan bölgenin sonuna kadar geldi. Uyarılarda bulundu oyuncularına. Emin. Serbest vuruşu kullandı. Abdullah yükseldi. Seken top. Samet. Onur. Tekrar Samet. Ortada Abdullah var. Samet geçemedi Süleyman'dan. Taç atışı Fethiyespor'un. Onur Okan hemen kullanıyor. Engin. Engin yeşille açtı önünü. Şut şansı olabilir. Engin'in pası. Son anda bir müdahale var. Çok kritik bir müdahale Adana Demirspor savunmasından. Şimdi Deniz. Murat. En sağda Salim top istedi. Offside. Salim'in pozisyonu. Salim Çopuğlu Gil. Offside'e yakalanan isim.
Reyhan Çalışkan uyarılarda bulunuyor. İşte ofsayt anı. Saha çizgileri de çok net bir şekilde göstermiş pozisyonun ofsayt olduğunu. Deniz girdi araya. Topu kaybediyor. Raşit. İlhan bir kez daha Raşit. Kerem Can Akyüz döndü kalecisine. Şener. Riskli hareketler. Şener uzaklaştı bu topu. Sürüyor. Sağ kanada pas. Tunay. Erçağ'dan bir kez daha Tunay'a. İlk anda alamadı topu önüne. Erçağ'ın pası. Tunay yatarak müdahale. Top Sami Gümüşsoy'da kaldı. Emre. Pas hatası Emre'den. Deniz girdi araya. Murat. Murat'ın pası hatalı. Süleyman Varlık. Erçağ. En geriye kalecisi Şener'e. Adana Demirspor özellikle kaleciye çok pas sıkıyor. Burası bir hata bir anda hesaplarını alt üst edebilir. Kafa vuruşu. Şimdi Onur'la geliyor Fethiyespor. İki oyuncu karşısında Samet kazanamadı. Erçağ. Şimdi çabuk çıkıyor. Adana Demirspor 5 oyuncuyla geldi. Raşit. Solda Soner. 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 Ceza sahası pas. Vuruş kaleci. İkinci pozisyon. Kafa vuruşu. Savunma. Son anda uzaklaştırıyor topu. Adana Demirspor ikinci gole çok yaklaştı. Faul. Fethiyespor'un. Bu arada bir de sakatlık var. Tekrar izliyoruz. Soner'in pası. Raşit ardından Burhan. Ancak sonuç gelmedi. Soner'in pası çok güzel. Raşit'in koşusu aynı güzellikte. Ancak son vuruş kaleci açıyı iyi kapattı, ardından da Sabri Gümüşsoy topun kaleye gitmesine izin vermedi. Abdullah kafayı vurdu. Soner göz kontrol uzaklaştırdı topu. Sabri Gümüşsoy. Sabri yerde faul. ...33. dakikadayız... ...9. dakikada Emre Hasan Balcı ile gelen gol... ...Adana Demirspor 1-0 önde... ...final mücadelesi... ...Spor Toto 2. lig... ...playoff finalinde... ...Bankasya 1. lige gidecek son takım... ...bu maçın ardından belli olacak ve avantajlı olan... ...şu an itibariyle Adana Demirspor... ...Murat... ...Onur... ...en sağda Serkan top bekliyor Onur... ...şimdi Serkan... ...Serkan'ın pası... ...Salim... ...kazanamadı... Burhan, Erçağ hızla koşusu var. Tunay'ın ama o koşuyu kesince bu pas hatalı oldu. Deniz pasını verdi. Sabri Turgut pas hatası. Kerem Can girdi araya. Kanada bir pas. Serkan. Serkan Koç kendi topuna hareketlendi. Bir kez daha müdahalede bulundu. Topa dedi hakem. Oyun devam ediyor. Şimdi Salim. Salim top önünde kaldı. Salim'in şutu. Out. Bir şans topu önünde kaldı Salim'in. Tabii şunu da belirtmek gerek. Şener'in bulunduğu kale şu anda tam güneşin karşıdan geldiği kale. Ve bu tip şutlarda belki de o güneş görüş açısını etkileyebilir. Soner'in uzaktan şutlarla deniyor kaleyi Fethiyespor zaman zaman. Bu arada Kerem Can'ın tedavisi için sağ kenarına alınmasını istedi hakem. İşte az önceki pozisyon. Acele etmese 3 oyuncuyla geldi Fethiyespor.
kale vuruşu kullanıldı. Burhan yükseldi Sabri Turgut'la birlikte, boşta kalan top. Kafalardan sekti. Erçan, masa dansı, Deniz. En sağa o bölgede Serkan Koç, Onur. Salim'in koşu yoluna Burak Keskin ayak koydu. Top oyun alanının dışından çevrildi diyor hakem. Kerem Can da oyunda bulundu, hatırlatalım. Onur. Onur'un pası. Abdullah. Murat alamadı. Raşit. Burak. Emre, maçtaki tek golün sahibi, pasını verdi. Raşit iyi yerde buluştu topla. Raşit solda, Soner ona doğru, orta şansı, çevrilen top, Raşit out. Etkili geldi Adana Demirspor yine. Ercan Albay pozisyonu dikkatle izledi. İşte Adana Demirspor'un gole yaklaştığı an. Raşit Sevindir 10 numaralı formayı giyiyor Adana Demirspor'da. Raşit de Fenerbahçe altyapısından yetişti. Daha sonra Turgut Doğuş, Aykut Rize, Sivrispor, Göztepe formaları giydikten sonra sezon başında geldi Adana Demirspor'a. Serbest duruş Adana Demirspor'un diyor Barış İmşek. ...37. dakikadayız. Erçan pası, Raşit. Raşit gidemedi ama top takım arkadaşlarında kaldı. Emre. Soner'den bir kez daha Emre'ye. Kerem en solda top bekliyor. Soner. Top ayağından bir an için açıldı, kaybetti topu. Murat. Onur. Solda Samet. Önünde boşluk. Samet. Onur. Savunmanın arasına Abdullah koşu yaptı ama savunmada dikkatli olan Burak Keskin oldu. Soner. Savunmanın arkasına Soner. Çabuk kapattı o bölgede Sabri. Atak devam ediyor. Tülay. Erçağ yaptı ortayı. Kaleci Emin. Kaleci vuruşunu yaptı. Savunma kafayı vuruyor. Sarak bir müdahale. Sert hareket. Ve kart gelecek. Sarı kart. Tunay Acar'a yapılan hareket sarı kartı getirdi. Kartal sarı kartı gördü. Samet 39. dakikada sarı kartı gördü. Salim'in koşusu, kaleci Şener'den kritik hamle. Taç atışı hemen kullanıldı. Serkan Koç. Serkan. Onur. Sabri Turgut. Murat. Pas hatası. Bir kez daha Murat'a geldi top. Sıyrıldı ilk rakibinden Murat Türkkan. Abdullah. Murat'ı düşündü ama pas hatası Abdullah Abad'dan. Fethiyespor baskı kuruyor. Rakip yarı alanda. Serkan'a pas. Serkan ortaya çevirirse tehlike olabilir. Savunma vurdu kafayı. Korner. Onur köşe vuruşunu kullanacak. Fethiyespor'da Deniz Atatürk stadında 40. dakika. Orta geldi. Sekti top. Raşit uzaklaştırıyor. Hiç kimse yok Fethiyespor yarı alanında. Kaleci Emin Sarı çıktı. Topu aldı. Şimdi ileriye doğru gönderiyor.
önünde değil. Emin şimdi koşu yapıyor. Soner anca aldı önüne. Yaptı ortasını ama topu ilk anda kontrol edebilseydi Soner etkili olabilirdi Adana Demirspor hata. Deniz, Murat, Abdullah solda, Samet ortada. Salim ceza sahasına doğru hareketlenmişti. Emre karşıladı. Erçağ Engin ikilisi yükseldi. Top Engin'de kaldı. Engin baktı ceza sahasına. Engin kaleyi düşündü ama out. İlk yarıda son 5 dakika hatta 4 dakikanın içine giriyoruz normal sürede. Burhan vurdu kafayı. Sabri Gümüşsoy. Serkan Koç. Sabri Gümüşsoy. Bu dakikalarda Adana Demirspor taraftarları coşkuyu sürdürürken Fethiyespor taraftarları 1-0 geride olmanın da etkisiyle biraz daha sakin, sessiz izliyor maçı. Şimdi pas. Salim koşu yapan isim. İki savunmacı birden geldi o bölgeye. Salim. Kornerde dahi. Out bekliyor Adana Demirsporlular ama itirazlar da o yüzden Burak. İsmail Köse köşe gönderini gösterdi. Bu arada Salim kendisini yere bıraktı. Salim çok uğurlu gil. Şimdi ayağa kalktı. Yavaş yavaş kenara geliyor. Yavaş yavaş sağ kenarına çıkıyor. Sağlık görevlileri de yanında. Cumhur sağında başladı oyuna. Salim çok uğurlu gil. Köşe vuruşunu şimdi kullanacak olur. Orta geldi ceza sahasına. Savunma vurdu kafayı, bir korner daha. Süleyman Varlık. Savunmada kafayı vuran isim. Pas açarak kullanıldı. Salim oyunda. Demedi. Şimdi Onur. Onur. Onur yerden pas. Salim. Orta. Savunma karşıladı. Atak devam ediyor. Serkan Koç. Serkan. Sert orta. Yine savunma çıkardı. İyice yükleniyor. Fethiyespor bir orta daha. Kafayla indirilen top. Gol pozisyonu olabilir. Yine savunma. Erça ters vuruş. Abdullah. Pas hatası Abdullah Pak'tan. Erça gidemedi. Serbest vuruş. Adana Demirspor'un bu arada bir Fethiyesporlu oyuncu ceza sahası içinde yerde. Alnında bir açılma var. 45. dakikadayız. İlk yarıda son dakika. Tekrar izleyelim. Burada Sabri Gümüşsoy'un alnında bir açılma oldu. Rakibinin tamponu sanıyorum geldi. Ancak tabii ki tehlikeli hareket olabilecek bir durum yok. Çünkü ayak seviyesinde bir top. İki oyuncunun da hamlesi kurallar dahilinde, ancak orada bir küçük çarpışma yaşanmış. 2 dakika ilk yarının sonuna eklenen süre, en az 2 dakika daha devam edecek bu heyecan. 1-0 Adana Demirspor'un üstünlüğü var Fethiye'de. Fethiye Atatürk Stadı, Denizli'de Deniz Atatürk Stadı'nda.
Deniz Atatürk Stadında duraklama dakikaları başladı. Abdullah Hakkı Daken penaltı bekliyor. Fethiyesporlular çabuk çıkıyor. Emre ile Adana Demirspor. Erça son anda savunma, son müdahale Erça'dan dedi yardımcı hakem ve taç Fethiyespor'un. İşte az önce Fethiyesporların penaltı beklediği an Abdullah Tunay mücadelesi. Abdullah kafayı vurdu, topun indiği yerde Kerem Can var. Raşit. Erça orta şansı olabilir. Erça şimdi yaptı ortayı. Turgut karşıladı. Taç Adana Demirspor'un. İkinci duraklama dakikası içindeyiz. Erça. Bu kez taç Fethiyespor'un. Bu arada köşe gönderi de bu mücadeleye dayanamadı. Sanıyorum kırıldı ancak şu an için ayakta durmayı başardı. Murat topu uzaklaştırmak isterken ilk yarının son düdüğü geliyor Barış Şimşek'ten. İlk yarı Adana Demirspor'un değişikliği olacak. Niyazi, Nayer Nazlı oyuna girecek. Şimdi Adana Demirspor'da geldi. Niyazi, Nayer Nazlı. Niyazi, Nayer Nazlı oyuna girecek birazdan. Bir süre sonra öğreneceğiz. Adana Demirspor ilk yarıdaki kadrosuyla sahada. Abdullah sahada. Sanıyorum Salim bir ara sakatlık da yaşamıştı. Şu anda sahada göremiyorum. Evet, Salim Çopuğlugil'in yerine 42 numaralı formasıyla Niyazi oyuna giriyor. Niyazi Nayar Nazlı oyuna girdi. Evet, ilk yarıda iki sarı kart çıkmıştı. İlki İlhan Aydoğdu'ya 26. dakikada. Diğeri de 39. dakikada Samet Kartal'a çıktı. Barış Şimşek yardımcılarından tamam işaretini aldı. İkinci yarının ilk düdüğü geldi. Bir kez daha başarılar diliyoruz iki takıma da. Taç Adana Demirspor. Gelen top Abdullah'ın koşusu var. Faul yapan Abdullah Apak. Hakem Barış Şimşek de oraya geldi. İşte pozisyon Abdullah Apak, Süleyman Varlık mücadelesi. Nerede vuruş kullanıldı? Soner. Doğru Niyazi. Erçan. Erçan ortası, savunmaya çarpan top kornere gidiyor. Adana Demirspor köşe vuruşu kullanacak. Topla geldi.
sağlandı. Erçağ kontrol edemiyor. Taç Fethiyespor'un. Samet. Erçağ pas oldu. Erçağ gidemiyor. Müdahale Engin Yeşilli'den. Güzel görüntüler var. Adana Demirspor taraftarları. Birbirinin iki bölümünde, iki yanında bulunan taraftar grupları karşılıklı olarak şu anda önde olmanın coşkusunu yaşıyor. Fethiyespor hata. Abdullah Bak kaybetti topu, ardından baskısı topu oynadığının dışına gitti. Taç atışı Adana Demirspor'un. Uzaklaştırılan top. Oyun sürüyor. Murat ters kanada. Onur yetişebilecek mi? Top hızlı. Onur Okan topu oyun alanında tuttu. İkinci hamleyi yapamadı. Şimdi Deniz. Pası hatalı. İkinci hamle Deniz. Taç. Adana Demirspor taraftarı iyice coşuyor. Coşkuyu yaşıyor. Doyasıya kutluyorlar. Şu anda önde olmanın sevincini giderek de artıyor tempoları. Sanıyorum sesleri fazlasıyla sizlere de ulaşıyor. Bizim anlatım yaptığımız tribündeler ve zaman zaman kendimi duymakta zorlandığımı söyleyebilirim. Serbest vuruş kullanıldı. Zeki top. Erçağ girdi araya. Savunmaya yardıma geldi. Uzaklaştırılan top. Atak devam edecek. Murat girdi araya. Onur. Samet. Sağ kanatta hata destek veren Serkan. Orta şansı. Serkan Koç çekti topu. Şimdi yaptı ortayı. Savunma vurdu kafayı. Dönen top. Onur sağ ayağı etkili. Savunma yattı topun önüne. Niyazi şimdi doldurdu ceza sahası içinde. Kaleci çıktı, aldı topu Şener. Hemen kurdu oyunu eliyle, uzun pas ileriye doğru. Raşit gidemedi. Faul. Serbest vuruş alanı Demirspor'un. Sabri Turgut'un da itirazı bu faule. Orta geldi ceza sahası. Seken top. Out. Çok ilginç bir an. Tekrar izliyoruz. Burada Engin'e dikkat edin sevgili seyirciler. Topa hiçbir hamlesi de yokmuş aslında. Topu değil, rakibi takip ediyor. Erçağ etkili vurabilse ikinci golü atabilirdi Adana Demirspor. Tunay. Erçağ. Tunay'a pas. Geçmedi. Engin. Onur. Engin. Biraz gerisinde kaldı top. Murat. Murat'ın pası. Samet. Samet. Sağ kanatta yine Serkan hata destek verdi. Serkan. Ortası. Ceza sahası uzak noktaya doğru. Abdullah kafa. Boşta kaldı top. Kaleci çıktı. Uzun pas ileriye. Niyazi. Kafayı vurdu. Kaleci Emin. Fethiyespor'da bir oyuncu değişikliği daha olacak birazdan. Uğur Aktaş oyuna girecek. Burayı en iyi tanıyanlardan birisi Denizlili. Denizli Tavas doğumlu Uğur Aktaş. Ve Denizli Spor altyapısından yetişmiş bir isim. 10 yılında Fethiyespor kadrosuna katıldı. Az sonra da oyuna girecek Uğur Aktaş. Takımın en gençlerinden birisi. Henüz 21 yaşında. Serbest vuruş kullanıyor Fethiyespor. Onur. Onur'un yerden pası. Murat. Murat çektirdi ceza sahası için. Yine penaltı bekliyor Abdullah.
Hakem yine devam dedi. Çekildiğini işaret ediyor Fethiyespor kaptanı. İzleyelim. Bu arada kaleci Şener kendisini yere bıraktı, bir sakatlık yaşıyor. Burada penaltı bekledi Abdullah. Barış'ın çek oynayın dedi. Ardından da kaleci Şener sakatlık yaşıyor. Şimdi de oyuncu değişikliği. Engin Yeşilli oyundan alınıyor sevgili seyirciler. Engin Yeşilli oyundan alınıyor. Yerine Uğur Aktaş giriyor. Maçın 53. dakikasında yapıldı bu oyuncu değişikliği. Burada da kaleci Şener sakatlık yaşadı. Samet'le küçük bir teması var mı yok mu? Açılabilir. Soner. Burhan Erçağ. Kalabalık Fethiyespor savunması. Raşit. Raşit. Kaybetti topu. Niyazi. Serbest vuruş Fethiyespor'un. Uzun pas. Murat. Sol kanatta Uğur'un koşusu var, gelmedi ona. Erçağ'dan önce yatarak müdahale. Şimdi Uğur Aktaş. İlk kez buluştu topla. Uğur. Onun pası. Samet. Samet. Yerden pas. Devriyen top. Şu pozisyon olabilir. Yerden vuruş Niyazi'den ancak kaleci'de kaldı. Top Adana Demirsporlu oyuncularda kalmadı. Son anda araya girdi Fethiyesporlu oyuncular. Murat yerde, oyun devam ediyor. Burhan. Burhan. Faul. Ve şimdi de sarı kart. Sabri sarı kartı görüyor. Sabri Turgut. Sabri Turgut sarı kartı gördü. Serbest vuruş kullanıldı. Savunma kazandı. Topu ardından kaleci uzaklaştırıyor. Bu arada çok top kayboldu ama ardından faul çaldı hakem. Yerde kalan isim Burhan Coşkun oldu. Can Albay ekrana geliyor. Offside. Bayrağı kaldırılıyor. Offside anı, ceza sahası ön çizgisi belirleyici olabilir bu pozisyonda. Uzun pas nereye doğru? Abdullah yükseldi. Seken top, savunma uzaklaştırıyor. Burhan pasını verdi. Soner sol kanat. O bölgede Raşit var. Erçağ ceza sahasına koşu yaptı. Raşit yerde kaldı. Faul. Serkan Koç ekrana geliyor. Fethiyespor'un savunmasının sahanda görev yapıyor. Kaybetti topu Adana Demirsporlu oyuncular. Murat. Uğur. Uğur. Faul. Uğur. Emre mücadelesi. Bir top kavgası diyebiliriz. Ama
Dur tabii ki abartılı bir şekilde değil. Tamamen oyunu çabuk başlatmak için pas hatası, top oyun alanının dışında taç. 57. dakikadayız. Denizli'de, Deniz Atatürk stadında 1-0 Adana Demirspor üstünlüğü devam ediyor. Bu da az önceki Emre Uğur mücadelesi. Bir an önce topu alıp başlatmak istiyor oyunu tabii ki Fethiyespor oyuncular. Tunay Acar taç atışını kullanıyor. Soner hareketlendi. Burhan dengesini kaybetti. Yerde mücadeleyi sürdürdü. Avantaja bıraktı hakem. Uzun pas Abdullah'a doğru. Abdullah savunma vurdu kafayı. Burak, İlhan. İlhan. Raşit kaybetti topu. Oyun devam ediyor. Bir müdahale. Top oynanının dışında. Out. Emin Sarı kale vuruşu kullanacak. Fethiyespor hata. Uğur'la devam edecekti ama ayağından açtı Uğur. Onur'un pası. Tek top ceza sahası içine, kornere gidiyor. Köşe vuruşunu Onur Okan kullanacak Fethiyespor'da. Kalabalık geldi Fethiyespor. Savunmada İlhan Aydoğdu vurdu kafayı. Kaç. Yine Fethiyespor kullanacak. Adana Demirspor taraftarları ekrana geliyor. Fethiyespor taraftarları da ekrana yansıdı. Şimdi Abdullah çıkardı geriye. Uğur orta. Kafa vuruşu kaleci. Etkili bir kafa gelmedi. Samet Kartal'dan. Ve sarı kart. Serkan Koç'a çıktı. Serkan Koç 60. dakikada sarı kartı görüyor. Maçtaki 4. Fethiyespor'daki 3. sarı kart oldu bu. Adana Demirspor serbest vuruş kullanıyor. Uzun pas ileriye doğru Burhan. Seken top Emin. Emin uzun bir kaleci vuruşu yaptı. Seken top. Samet'e gelir mi gelmedi. Süleyman. Kaç. Fethiyespor beraberlik için yükleniyor. Uğur faul bekliyor. Oyun devam ediyor. Burhan, Sabri Turgut ikisi birlikte yükseldi. Seken top şimdi. Gol pozisyonu Adana Demirspor adına. Karşı ceza sahasında çekmek istedi ama yatarak müdahale Sabri Gümüşsoy'dan. Ardından ikinci halde faul Fethiyespor'la yine. Çok önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Raşit Soner geldi ama burada hakem serbest vuruşun Fethiyespor lehine olduğunu belirtti. Samet kafayı vurdu. Tunay daha yakın. Samet'in koşusu var. Bilemedi araya. Tunay. Onur'da kaldı. Onur. Onur burada faul yaptı dedi Barış Şimşek. Ercan Albay da bu pozisyonda karşılaşmanın hakemine bir tepkisi vardı. Zupas Raşit
Erçağ top istiyor. Raşit yerden pas. Soner bir kez daha Raşit'i düşündü. Darak müdahale. Korner. Fethiyespor taraftarları bando ekrana yansıdı. Bu arada hakem Fethiyespor lehine bir karar verdi az önce. Şimdi pas. Yerden vuruş. Direğin yanından dışarıya gitti. Uzaklardan kaleyi yokladı. Tekrar izliyoruz. Onur az önce yerden vuruşu, top direğin yanından dışarıya gitti. Kale vuruşu kullanıldı. Uğur Erçağ ikilisi top oynanın dışında. Taç Fethiyespor'un. Murat. Müthiş bir mücadele. Top son olarak Samet'te kaldı. Niyazi. Onun pası. Serkan. Serkan'ın pası. Unay. Tek top geçmedi. Şimdi Erçağ. Altı önünde topu şık bir harekette. Oyun alanında da tuttu ama ayağından açtı. Emin. Fethiyespor bandosu. Ekrana geliyor. Değil de çalmaya devam ediyorlar. Takımları 1-0 geride ama Uğur. Uğur hatalı pas. Erçağ. Burhan. Erçağ sağında. Burhan. Şimdi Erçağ. Pas uzak noktaya. Savunma dikkatli. Bu arada bir hata. Soner çekti topu. Soner vurdu kaleci. İnanılmaz bir pozisyon yakaladı Adana Demirspor. Sabri Gümüşsoy. Sabri Gümüşsoy'un büyük hatası. Tekrar izliyoruz. Topu önüne aldı. Ardından kaybediyor. Soner iyi çekti. Etkili olan sol ayağına daldı ama vuruşu Emin gole izin vermedi. Köşe vuruşunu kullanıyor Adana Demirspor. Orta geldi. Uzak noktaya doğru. Murat vurdu kafayı. Dönen top. Topun gelişine bir vuruş. Yine savunma. Yükseklik kazanan top. Kaleci Emin tereddüt etti. Bu arada kaleciye faul. Serbest vuruş Fethiyespor'un. Barış Şimşek daha geriden kullanılmasını istedi bu serbest vuruş. Serbest vuruş kullanıldı. Serkan kafayla sektirdi. Oyun alanında tutabilecek mi? Hayır. Kullanıyor Keremcan'la Adana Demirspor. Burhan. Serbest vuruş Fethiyespor'un. Abdullah yükseldi, seken top. Riskli pas. Tunay'dan Burak döndü geriye. Abdullah'ın baskısı var. Kaleci Şener uzaklaştırıyor topu. Erçağ koşuyu yaptı. Oyun alanında tuttu topu ama nereye? Araya giren Samet. Kaybetti Tunay. Hata destek Uğur'dan geldi. Uğur kendisi gitti. Sıyrıldı rakiplerinden. Uğur son çizgide. Bir top kaybı ondan. Sonrasında Süleyman topu taça gönderiyor. Dakikanın içerisindeyiz. 1-0 Adana Demirspor üstünlüğü var. Taç Adana Demirspor. Top oyun alanında.
yerde sarı kart Süleyman'a çıkıyor. 4 numaralı formasıyla Süleyman Varlık 67. dakikada sarı kartı gördü. Onur Okan topun başında. Oradan kaleyi de düşünebilir Onur. Yakın direkt dibine yapacağı sert bir vuruş etkili olabilir. Ceza sahasına kesebilir. Kritik bir dakika. Orta ceza sahasına savunma vurdu kafayı. İkinci kez doldurulan top. Kafalardan sekti. Penaltı bekliyor yine Fethiyesporlar ama oyun devam ediyor. Şimdi Niyazi. Kaleciye pas Niyazi'den riskli. Emin uzaklaştırdı topu. Uğur, Tunay uzaklaştırıyor. Burhan. Elle oynama. Hemen kullandı Fethiyesporlular. Onur. Kaybetti topu. Soner girdi araya. Atak devam ediyor. Niyazi. Serkan. Gümüşsoy, Sabri Gümüşsoy, Sabri Turgut ikilisi pas açtı. Reyhan Çalışkan az önce ekrana yansıdı. Takımın topa daha çok sahip olan ekip ama 1-0 geride Fethiyespor. Murat tek top ceza sahasında kafa savunmadan kaleciye pas oldu. Şener. Erçağ. Baskısı var Fethiyespor'un rakip yarı alanda. Erçağ çabuk çıktı Adana Demirspor. Raşit. Soner solunda. En solda Burhan var. Soner. Şimdi baktı kaleye. Vuruşu. Orta gitti. Soner Ergençay görüntüde. Uzaktan yokladı kaleyi. Ancak sonuç alamadı. Serbest vuruş. Adana Demirspor'un. Sayt yok. Erçağ'ın ortası. Taç. Çabuk olmasını istiyor Barış Şimşek Tunay'dan. Erçağ alamadı. Samet. Abdullah Samet için hızlı top. Süleyman araya girdi. Soner bıraktı. Keremcan. Top kupası Raşit yerini bulmadı. Murat. Samet. Onur bıraktı. Araya giren Soner oldu. Top kaybı Serkan. Onur iyi yere pas. Samet. Samet vurdu kaleci. İki güzel hareket, harika iki hareket izledik. Samet Kartal müthiş vurdu. Şener Özcan aynı güzellikle kurtardı. Korneri kullanıyor hemen Fethiyespor. Paslaşarak kullanıldı. Orta ceza sahasına savunmadan Sabri de çıkmıştı. Niyazi serbest vuruş Adana Demirspor. İşte az önceki iki güzel hareket, harika bir şut Samet Kartal'dan, aynı güzellikle kurtarış Şener'den. Burada bir elle oynama ve penaltı beklentisi vardı Adana Demirsporluların ama hakem oyuna indirdi. O
Oyuncu değişikliği Fethiyespor'da 3. ve son oyuncu değişikliği. Samet Kartal oyundan alınıyor. Enver Bayezid oyuna giriyor. Fethiyespor'da yine yardımcısının yarısına faul verdi. Barış Şimşek bu pozisyonda. Serbest vuruşu kullandı Emin. Kafayla kaleciye bıraktı Tunay Acar. Adana Demirspor'un 9. dakikada Emre ile bulduğu golle 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Spor Toto 2. Lig playoff final mücadelesi. Bankasya 1. Lig'in son takımını belirleyecek maç. Ve artık son 17 dakikaya giriyoruz. Denizli ve Deniz Atatürk Stadı'nda Adana Demirspor Fethiyespor karşısında 1-0 üstünlüğünü sürdürüyor. Fethiyespor topa daha çok hakim olan takım ama zaman zaman etkili ataklar bulan, rakibini yüklendiği anlarda savunmadan çabuk çıkan Adana Demirspor oluyor. Birazdan Halil Cihan Ünal oyuna girecek Adana Demirspor'da. Adana Demirspor teknik direktörü Ercan Alba henüz oyuncu değişikliğine gitmedi. Diğer tarafta Beyhan Çalışkan ise 3 oyuncu değişikliği hakkını kullandı. Yerden pas. Abdullah'ın koşusu var. Abdullah giremedi araya. Kaleciye pas. Şener oyun alanının dışına gönderdi. Taç. İki takım da yarı finalden penaltılarla gelmişti. Gerçekten çok yorucu 120 dakikalar oynadı. Bunu da belirtmek gerek. Sabri Gümüşsoy indirdiği yerde Raşit var. Raşit hızlı hareketlendi. Ancak Sabri Gümüşsoy hatasını telafi etti. Murat, Sabri Turgut, Niyazi. Gerilere kadar geldi, top aldı. Murat, Onur, bir kez daha Murat. Sabri Gümüşsoy. Sabri, Abdullah gelmedi. Savunmanın vuruşu kornere gidiyor top. Raşit oyundan alınıyor. Raşit Sevindir 10 numaralı formasıyla oyundan alınıyor. Maçın 76. dakikasında yerine Halil Cihan Ünal giriyor. Golün asistini yapmıştı kornerde Raşit. Yerini Halil Cihan Ünal'a bırakıyor. Taraftarların alkışlarıyla sahadan ayrılıyor Raşit Sevindir. Köşe vuruşunu kullanıyor Fethiyespor. Yine kalabalık geldi. Ege temsilcisi orta kaleci çıktı, sekte. Murat bir orta daha ama orada takım arkadaşları yok. Şimdi bir vuruş fauta gidiyor. Savunmadan çıkan Sabri Turgut. Tekrar izledik. Az önceki pozisyonu. Kale vuruşu kullanıldı. Karşıladı yine Fethiyesporlu oyuncular. Atak devam ediyor. Murat. Bırakmayan isim.
Emre. Keremcan. Keremcan iyi yere bas. Soner hareketlendi. Soner ayağından açtı. Out. Kale vuruşunu kullanıyor Emin. Enver topu önüne alamadı. Sabri Turgut kafayı vurdu. Deniz. Niyazi top önünden geçti, alamadı. Soner. Erçağ'ın koşu yoluna çok güzel bir pas. Erçağ tek başına. Erçağ varamadı. Sabri Turgut riske girmedi, taça bıraktı. Oyuncu değişikliği. Burhan oldukça yoruldu. Oyundan alınıyor. İlyas oyuna giriyor. 78. dakikada Burhan Coşkun'un yerine İlyas Çakmak oyuna giriyor. İlyas da 23 yaşında, Çanakkale Dardanel, Çaykur Rize. Ocak ayında transfer döneminde devre arasında geldi Adana Demirspor'a. Serbest vuruş Fethiyespor diyor yardımcısı. İsmail Köse'nin uyarısıyla Barış İlçek. Enrek serbest vuruş kullanıldı. Kafalardan sekiyor. İlhan ters vuruş. Bir serbest vuruş daha. Enver faule maruz kalan isim. Serbest vuruşu kullanacak. Fethiyespor yine topun başına. Onur geçti. İşte pozisyon. Enver Bayezid, Tunay Acar mücadelesi. Onur çok uzak bir mesafe. Yine çok kalabalık Fethiyespor. Orta geldi, ceza sahası, kaleci. Bu arada offside bayrağı da kaldırılıyor. Bunu da belirtelim ama hakem gördüm dedi, oynayın dedi. İşte burada Murat için offside bayrağı kaldırıldı. Serbest vuruş. Soner yerde kaldı. Niyazi ayar Nazlı faul yapıyor. Hakem daha çabuk olmasını istiyor Adana Demirsporlu oyunculardan. Onlar da tabii ki 1-0 önde olmanın avantajıyla olabildiğince zamanı kullanmaya çalışıyorlar. Orta geldi, ceza sahasına Murat vurdu kafayı. Dönen top. Atak devam edecek şimdi. Erçağ. Erçağ sert orta. Ön direkte gol! İkinci gol geliyor. İkinci gol geliyor. Golü atan az önce oyuna giren İlyas Çakmak. İlyas golü atıyor. ...81. dakikada İlyas farkı 2'ye çıkarıyor. Oyuna girdi. 3 dakika sonra İlyas golü attı. Büyük sevinç Adana Demirspor'da. Skor 2-0, son 10 dakikanın içindeyiz. İşte gol. Çok iyi yere koşuyu yaptı Erçağ'ın ortası. Golü atan isim oyuna 78. dakikada giren İlyas oldu. Adana Demirspor 2, Fethiyespor 0. Son 10 dakika, hatta son 8,5 dakika normal sürede. Bu da gol sevinci. Uzun pas nereye doğru? Samet Gümüşsoy. Adana Demirspor taraftarları. Yayının başında da söyledim. Adana'dan 100'ün üzerinde otobüs geldi Denizli'ye.
yakın geldiğini biliyoruz. Gerçekten iki takım taraftarı da takdiri hak etti, bunu söylemek gerek. Soner ortayı yaptı. Emin elinden kaçırdı. Boşta kaldı top. İkinci hamle yine Emin. Meşalelerde yandı Adana Demirspor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde. Müthiş bir coşku var. Adana Demirspor Bankasya 1. Lig'e çıkarsa Adana'nın da iki temsilcisi olacak. Bankasya 1. Lig'de Adana Spor'la birlikte. Onur. Pası geçmedi. Onur baskısı. Topu kazandı. Faul. Serbest vuruşu kullanacak. Bu da az önceki pozisyon. Kaleci Emin elinden kaçırdı. İkinci hamle yine Emin'den kritik müdahale. Oyuna yine sonradan giren isimlerden Halil Cihan ikinci hamleyi yapan isimdi. Serbest vuruşu kullanıyor kaleci Şener. Savunma karşıladı. Niyazi. Niyazi'nin pası. Onur döndü geriye. Serkan. Sağ kanat. Onur ikinci hamle atarak faul dedi hakem. Yardımcısının uyarısı. Onur serbest vuruşu kullanacak. Orta ceza sahasına sert kafa. Korner. Yunal kafayı vurdu. Köşe vuruşu kullanıldı. Orta savunmadan da sekti top. Niyazi. Niyazi doldurdu ceza sahasına. Kaleci Şener çıktı aldı topu. Normal sezonda iki maçta da mağlup etmeyi başarmıştı Adana Demirspor Fethiyespor'u. Kaleciden uzun pas Soner'e gitti. Soner. Soner sıyrılamadı ilk anda. Atak devam edecek. Deniz karşısında Soner'in. Soner. Deniz geldi aldı topu. Gelişi güzel bir vuruş ileriye doğru. Abdullah Pak kontrol etmeyi başardı. Onun pası. Enver. Şimdi bir kez daha Enver. Murat. Abdullah. Geriye doğru Niyazi. Sağ kanatta boşluk. Oraya. Serkan. Serkan yaptı ortayı. Uzak nokta. Vuruş ve gol! Uğur attı 2-1 oldu. 85'te fark 1'e indi. Fethiyespor golü buluyor. Oyuna sonra da giren oyuncular etkili oluyor. Uğur Aktaş. Bu arada bir de sarı kart çıktı Uğur Aktaş'a gol sonrası. ...85. dakikada işte bu golle farkı 1'e indirdi Fethiyespor. Tekrar izliyoruz. Uğur Aktaş. Fark yeniden 1. Karşılıklı goller 4 dakikada. Fethiyespor yeniden beraberlik için umutlanıyor. Uğur. Az önce golü atan isim. Bu da Beyhan Çalışkan'ın gol sevinci. Uğur pasını verdi ama Abdullah hareketlenemedi. Faul bekliyor. Out. Bu arada Soner bir sakatlık yaşıyor. Bir de sarı kart çıktı kaleci Şener Özcan'a. 87. dakikada Şener sarı kartı gördü. Bir kramp söz konusu sanıyorum Soner. Ergençay. Birazdan Uğurtan Çepni oyuna girecek. O da kenarda bekliyor. Uğurtan Çepni
Evet, az önce sakatlanan Soner Fethiyesporlu oyuncuların da yardımıyla sağ kenarına gitti hemen oyuna. 99 numaralı formasıyla Uğurtan Çepli girdi. 88. dakika. Niyazi sektirdi topu. Halil. Uğurtan. Keremcan. Bir kez daha Uğurtan. Uğurtan. Keremcan. Onun ortası. Uğur ve savunma uzaklaştırdı. Adana Demirspor yüklenmeye devam ediyor. Topun onlarda kaldığı her an onlar için avantaj demek. Deniz. Serkan kaleci Emin'le oynadı. 2-1 önde Adana Demirspor. Fethiyespor karşısında Spor Toto ikincilik playoff final mücadelesinde. Faul beklentisi oyun devam ediyor. Seken top taç Fethiyespor'un. Niyazi Konyaspor'dan kiralık geldi. Onu da hatırlatalım. 42 numaralı formayı giyiyor. Uzun pas. Son anda savunma. Erçağ. İlyas ileriye gönderdi. Erçağ hareketlendi. İki savunma var. Erçağ topu taç liksine doğru çekti. Pas. Serbest vuruş. Fethiyespor'un dedi hakem. Hemen kullanıldı. Niyazi doldurdu ileriye doğru. Murat hareketli. Ters vuruş. Kornere gidiyor. Savunmayla kalecinin bir anlık anlaşmazlığı. Top kornere gitti. Şans anı Adana Demirspor için. Korner kullanılacak. Onur topun başında tüm hatlarıyla geldi Fethiyespor. Orta, ön direk. Korner bu kez ters kanat. Direk dibinde Tunay dokunmasa belki de doğrudan ağlara gidecekti top. Az önceki ters kafa vuruşunu izliyoruz. Süleyman Varlık, Şener Özcan anlaşmazlığı. Top direğin yanından alta kornere gitti. Hemen kullanıldı köşe vuruşu. Orta yerden Onur faul bekliyor. Oyun devam ediyor. Çabuk çıkıyor Adana Demirspor. Yere doğru Urtan'dan vuruş. Artık normal sürede son anlar, duraklamalar gelecek. Uzun pas. 3 dakika daha sürecek. Heyecan uzaktan vuruş. Out. Murat Türkkan topu alta gönderdi. En az 3 dakika daha heyecan sürecek. İlk duraklama dakikası içerisinde ezişti az önce. Murat'ın şutu. Yarı finalde iki takım da 120'şer dakika oynadı ve penaltılarla final adını yazdırdı. Son saniyeler artık, son dakikalar, duraklama anları maçta. 2-1 önde Adana Demirspor, Fethiyespor yükleniyor. Savunmada Burak vurdu kafayı. Serkan taç. Hemen kullandı Niyazi. Niyazi'den uzun pas. Abdullah yükseldi, seken top. Ceza sahası içi, son anda Adana Demirspor savunması. Erçağ. Niyazi. Deniz. Serkan. Serkan çekti. Pas Murat. Düzeltti. Murat pası geçmedi. Şimdi bir kez daha Murat şık hareketler. Murat vuruşu. Out. İşte pozisyon. Murat Türkkan kaleyi düşündü ancak sonuç gelmedi. İkinci duraklama dakikası. 3 dakika duraklama gösterildi. Kaleci Şener kale vuruşunu kullandı. Erçağ tek top.
savunmanın arasına. Kaleci çıktı. Kaleciden kurtardı topu. Orta şansı olabilir. Şimdi ortaya çevrilen top savunmada Niyazi. Onur. Erçağ. Erçağ'ın ortası. Çıktı. Aldı Emin. Hemen gönderiyor ileriye doğru. Abdullah sekti. Murat kafayla sektirdi. Gol pozisyonu. Samet gol pozisyonu. Kaleci. İnanılmaz bir pozisyon. Savunmadan çıktı. Sabri Turgut. Sabri Turgut koşuyu yaptı. Kaleciyi geçemedi. Defans oyuncusu Sabri çıktı. Pozisyona giren isim oldu. Korner kullanıldı. Orta Uğur'dan uzak noktaya doğru. Abdullah var o bölgede, savunma karşıladı. Atak devam edecek. Niyazi doldurdu ceza sahasına. Murat o bölgede, savunma vurdu kafayı. Abdullah ceza sahası. Kafa vuruşu dışarıya. Ve son düdük geliyor. Adana Demirspor Bankasya 1. Lig'de. Daha önce Denizli'den Bankasya 1. Lig'e çıkmayı başaran Adana Demirspor bir kez daha Denizli Atatürk Stadı'nda Bankasya 1. Lig'in yolunu tutuyor. Fethiyesporlu oyuncular hakemin yanında. Müthiş bir sevinç Adana Demirsporlu oyuncularda. İki takım oyuncuları birbirini kutluyor. Fethiyesporlular yıkıldı ama bir tarafta üzüm, bir tarafta sevinç var. Adana Demirspor 2-1 kazanıyor ve Bankasya 1. Lig'e giden 3. takım oluyor. İşte Fethiyesporluların üzüntüsü. Sahanın farklı bölgelerinde sevinç yaşıyor Adana Demirsporlu oyuncular. Kaleci Emin çöktü kaldı. Fethiyesporlu birçok oyuncu gibi. Niyazi gitti ve Erçağ sarıldı şu anda. Gerçekten çok güzel görüntüler de var. Fethiyesporlu oyuncular gidip Adana Demirsporlu oyuncuları kutladılar. Ve teknik direktör Ercan Albay da şu anda tribünleri selamlıyor. Ercan Albay tribünlere gitti ve sevincini böyle yaşıyor. Şimdi de oyuncuları onu omuzlara alıyor saha içinde. Ercan Albay 4 Aralık 1954 doğumlu, Samsun doğumlu. Futbolculuğu döneminde bu takımın formasını giymişti. 1978-1980 arasında Adana Demirspor forması giymiş. 14 kez A milli takım formasını da ıslatmıştı. Teriyle Ercan Albay ve bugün Adana Demirspor'la Bankasya 1. Lig'e yükselmenin sevincini yaşıyor. Haklı mutluluğunu yaşıyor saha içinde. Sağ kenarında da röportajlarımız olacak. Bahadır Şerif Onaran röportajlar için hazır. Evet, birazdan röportajlarımız olacak. Müthiş bir mutluluk. Ercan Albay, Bahadır Şerif Onaran'ın yanında. Evet hocam, kutlarız. Çok seviniriz. Durmuş çolaktan sonra takımı devraldınız. Kolay değil. Önemli bir müsabaka. Bankasya'da artık sizin takımınızı göreceğiz. Vallahi çok büyük vaat üstün bize. Bu insanlara, Adana insanlara, bir de özellikle Adana Spor'un kaybetmesinden sonra Adana çok üzülüyordu. Demirspor olarak Adana'yı sevindirdik. Bu mutluluk hiçbir şeye değişmez. Yalnız şu çok önemli. Bu şampiyonlukta alın teri var. Gözyaşı var. Ve çok önemli bir ruh var. Ben buradan bizi gelerek destekleyen, evlerinde bizi destekleyen, dualarıyla destekleyen herkesten Allah razı olsun diyorum. Annem geçen de söylemiş, ağzımda kurudu dua eteğinde. Hem annemin ellerinden öpüyorum, hem bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Adana'ya layıktı bu. Adana insanının sevilmesi gerekiyordu. Şu anda bu insanları sevindirmek için çok mutluyum. Çok teşekkürler. Ben yeniden Tahacan'a veriyorum sözü. Evet, Ercan Albay Adana halkına hediye etti. Adana'daki Adana Demirspor taraftarlarına hediye etti bu şampiyonluğu. Bu arada sahanın karşı tarafında çok güzel bir görüntü var sevgili seyirciler. Fethiyesporlu taraftarlarla futbolcular. Bu arada tabii ki küçük çaplı orada tepki gösterenler de var ama genel anlamda baktığımız zaman
taraftarlar futbolcularını bağrına bastı. Arada mutlaka münferit olaylar var. Maalesef var ama ne olursa olsun orada Fethiyespor taraftarı oyuncularını bağrına bastı ve onlarla birlikte şu anda bu hüznü paylaşıyorlar. İşte ekrana da yansıyor. Arada birkaç madde geldiğini gördüm ama hiç önemli değil. Çok küçük münferit olaylar. O anki tepkiler tasvip edilmese de çok güzel bir görüntü. İşte oyuncular ve taraftarlar birbirlerini alkışlıyorlar. Buraya kadar geldiler. Bu noktada takımlarını bu noktaya kadar desteklediler. Oyuncular ellerinden geleni yaptı. Deniz Fethiyespor taraftarı elinden geleni yaptı. Denizli'ye geldi. Ve maç sonunda da böylesi kaybedilen bir maç sonunda takımını bağrına bastı. Bu yönüyle Fethiyespor taraftarını kutlamak gerek. Diğer tarafta Adana Demirspor taraftarları haklı gururunu yaşıyor. Haklı mutluluğunu yaşıyor şampiyonluğu. Ve birazdan kupa sahibini bulacak. Saha içinde ilan. Dev bir bayrak elinde. Bahadır Şerif Onaran bizi bekliyor. Hemen sözü bırakıyoruz. Evet Tacan, teşekkür ediyoruz. Raşit yanımızda. Raşit, kolay değil. Zor bir müsabaka. Böyle bir şampiyonluğu yaşayabilmek sizin adınız da önemli. Nasıl değerlendiriyorsun müsabakayı? Bizim için çok büyük bir mutluluk bu. Şampiyonluk yaşamak bir futbolcunun hayatında yaşayabileceği en büyük şey. Bu camianın da çok büyük bir özlemi vardı yaklaşık 10 senedir. Gördüğünüz gibi bu taraftarlar bunu çok hak etti. Çok iyi mücadele ettik. Çok iyi oynayamasak da şampiyonluğu kazandık. Çok fazla mutluyuz. Teşekkür ederiz. Ben yeniden sözü Tağcan'a veriyorum. Evet, röportajlar devam edecek sevgili seyirciler ama şimdi kupa ellerinde yükselecek Adana Demirsporluların. Kaptan Şener Özcan ve tabii ki teknik direktör Ercan Albay geldi oraya. Şener Özcan bu kupada en büyük pay sahiplerinden birisi şüphesiz o. Yarı final maçında hem penaltı kurtardı hem penaltı attı bu yönüyle. Şimdi kupa ona gelecek. Şener'i ön tarafa çağırdılar. Teknik direktör Ercan Albay ile birlikte Şener Özcan. Spor Toto 2. Lig playoff finalinde kazanan Adana Demirspor kupasını alıyor ve kupa Adana Demirspor kaptanı Şener Özcan'ın ellerinde şu anda, birazdan yükselecek. İşte şampiyon kupayı kaldırıyor, taraftarıyla bu coşkuyu yaşıyor. Spor Toto 2. Lig playoff final maçının kazananı, playoff'un şampiyonu Adana Demirspor. Önümüzdeki yıl Bankase 1. Lig'de mücadele edecek Adana Demirspor. Adana'nın iki takımı olacak önümüzdeki yıl. Ve şimdi de kupa tribünlere gidiyor. Hemen Bahadır Şerif Onaran'a dönüyoruz. Teşekkürler Tağcan. Yanımızda İlyas var. İlyas, dakika 82. Sağdan Erçağbir top getirdi. Ve doğrudan topla buluştu. Ana anlatır mısın bize? Ya hissettim yani, bunu Ercan'la sezon içinde de yaptık bu golleri. Her zaman öne gittiğimi biliyor. Orayı tahmin ettim. Allah yardım etti. Vurdum, gol oldu. Ya tarifi yok. Bu taraftar yıllardan beri hasret bu Bankase Ligi'ne. Şükürler olsun bu takımı bu lige çıkardığımız için. Herkesin eline ayağına sağlık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Tağcan, yeniden sözü sana veriyorum. Evet, röportajlar devam ediyor bir yandan. Diğer tarafta Adana Demirsporlu oyuncuların, taraftarların, teknik heyetin, yönetimin hepsinin şampiyonluk sevinci. İşte tribünlerin her noktasına gidip o kupayı bir kez daha havaya kaldırdılar, onlarla paylaşıyorlar. Evet, birazdan yine bir röportajımız olacak. Evet, Bahadır Şerif Onaran'ın yanında kulüp başkanı, Adana Demirspor'un başkanı var. Hemen sözü oraya bırakıyorum. Halil Mehmet Gökoğlu.
kolay değil. Şu anda çok sakin gözüküyorsunuz ama bu işler öyle kolaylık olmadı. Bir şampiyonluğa yüksün olalım. Şampiyonluğa yüksün anlatamam. Çok uzun bir süreç. 6 yılda bu kadarında görev yaptım. 5 defa playoff yaşadım. Bu kulüple beraber 3 tane final yaşadık. 3. final bu. Allah bize nasip etti. Bununla yani bununla yaşarken bu 6 sene kolay geçerdi. Ama şu bir gerçek ki bütün Adana'daki ve buradaki Adana'daki spor taraftarlarına hepsinin önünden Allah razı olsun. Zaten bu Adana Demirspor Kulübü 1940'da kurulmuş bu Ulu Çınar bu taraftarla yaşıyor. Şunu da diyebilirim ki Adana Demirspor ateşi yandı. Kurbanullah Allah'ım binlerce şükürler olsun ki bu ateşi tekrar yaktı. Türkiye'deki bir uçtan diğer uca kadar biliyorum ki bizi seyrettiler. Hepsine sağ olun, hepsine teşekkür ederiz. Bu şunu söylemek istiyorum. 70'li yıllarda ben daha çok küçüktüm ama Fatih Demir Adana Demirspor'un şu anda Galatasaray kulübünün teknik direktörü Fatih Demir'in oynadığı takım ligde burada gibi eziyordu. O günler yakında olacak mı? Ben şu an şunu sözünü verebilirim. Bütün Türkiye'ye ve Adana Demirspor taraftarına ve Adanalı'ya hedef Süper Lig. Burada çok önemli bir şey daha var. Her yerde değerler var İstanbul'da. Bundan sonra biz Bankasya'ya çıktığımız için, birinci ligeye çıktığımız için Adana'da da Adana Spor, Demir Spor derbisi yaşanacak. Uzun yıllardır bu, 3 senedir, 4 senedir yaşanmıyordu. Bu daha büyük bir olay. Tabii ki Adana Spor'la onlara da büyük bir huzur duyduk. Geçmiş olsun. Süper Lig'e geçemedi. Gönlünü sevdi, onlar da çıksın. Ama başaramadılar. Ama bundan sonra inşallah şunu söyleyeyim. Buradan en fazla teşekkür edeceğim bir iki tane insan var. Biri sahibi ailemiz Hüseyin Ağabey Coş, Adana'ya yeni tarihi çıktı. Biri de Büyükşehir Belediye Başkanımız, en büyük destekçimiz bize Sayın Zeyno Aldırmaz. Bir de Sayın bütün milletvekillerimiz, bütün ilçe belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz de bizi destekleyen, desteklemeyen herkese buradan da şundan söylüyorum. Yine söylüyorum, geçen gün de söyledim. Bu tarafta 850 kilometre yol gidecek. Lütfen hepsi yavaşça gitsin. Allah korusun bir kaza vela vermeden. Sağ salim gitmeden için o benim için her şey kadar. Sağ olun. Evet Tahacan, başkanın söyledikleri çok önemli. Buradan sağ salim senin içinde Adana'yı dönmek çok önemli. Ben sözü yeniden sana veriyorum. Röportajlarımız devam edecek. Evet. Adana Demirspor, Bankasya 1. Lig'de 18. takım oldu sevgili seyirciler. Çok hızlı bir şekilde sayalım. Ankara Gücü, Samsun Spor, Manisa Spor, Sport'ta da Süper Lig'den geldiler. Bu arada Bahadır Şerif Onaran yine bizleri bekliyor. Hemen sözü oraya bırakıyorum. Evet, yanımda konukları var Tahacan. İlk önce Adana Valisi Hüseyin Ağabey Coş. Hoş geldiniz. Şampiyonlukta gidiyorsunuz. Evet, tebrik ediyoruz. Adana Demirspor camiasına, Adana hemşerilerimiz tebrik ediyoruz. Adana Demirspor zaten Türk spor tarihinde, futbol tarihinde efsane bir takım. Bu şampiyonu hak ediyordu. Çok şükür Adana'ya mutlu dönüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, kolay değil. İki takımımız var. Sorumluluğumuz daha büyük. Tabii yani Adana havasında her şeyden iyisinler abi. Şu anda bütün milletvekillerimiz, valimiz, üst düzey bürokratlarımız, iş adamlarımız, oda başkanlarımız, herkes burada. Adana Birlik Beraberliği başarı arkasından bu başarılar gelir, bu başarımız devam edecek inşallah. Tahacan, ben yeniden sözü sana veriyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Röportajlar devam ediyor. Sevinç devam ediyor. Demirspor taraftarları evine geliyor şu anda ama Adana Demirspor taraftarları az önce kulüp başkanı da söyledi. Yüzün üzerinde otobüs geldi buraya sevgili seyirciler. Adana'dan Denizli'ye yaklaşık 850 kilometreyi geldiler ve o 850 kilometreyi de bu gece geri dönecekler. Öncelikle onlara sağlıklı bir yolculuk diliyoruz. Fethiyespor taraftarları da aynı şekilde onlara da yolculuklarında
İyi bir yolculuk geçirmesini diliyoruz. Bu arada hemen Bahadır Şerif Onarı'nın yanında konuğu var, sözü oraya bırakıyorum. Teşekkürler Tarcan. Niyazi ikinci yarı oyuna girdi. Buraya kadar gelip eli boş dönmek biraz üzücü ama futbolun içinde, yaşamın içinde böyle şeyler var. Ya takımımız adına gerçekten üzücü bir olay. Yani finale gelip de finalde böyle bir mücadeleye karşılık, yani mağlup olmak tabii ki kötü bir şey ama ben şuna inanıyorum ki bizim takımımız daha fazlasını hak etti. Çünkü biz takımdık ve bu hak ettik. Finale kadar geldik ama olmadı, kısmet değilmiş. İnşallah seneye daha güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Çünkü biz hiçbir zaman buraya gelirken kişisel becerilerimizde değil, takım gücümüzde ve inanarak, güvenerek geldik. Çünkü biz takımdık, yani bugün de sahaya sergiledik bunu ama şans bizden yana değildi. Yani şampiyon biz olabilirdik, Adana Demir olabilirdi ama onlar oldu, onlara kutluyorum canım böyle. İnşallah onlar için de en güzel olur. Teşekkürler, hemen yanında Beyhan Çalışkan var. Evet Beyhan Hocam. Zor bir finaldi. Geçmiş olsun. Oyunun büyük bölümünde de baskı da kurdunuz. 1-0'ken de baskı kurdunuz ama bu baskı sonuç vermedi. Bir finaldi bu. Müsabakaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla iki takım da elinden geleni yaptı. Biz sonuna kadar mücadele etmeye çalıştık. Ben futbolcu arkadaşlarımı canlı yürekler tutuyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Fakat futbolu sevmiyor bize. Futbolu topumuzu sevmiyor. Demirspor'u bağlantıda başaramayız. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Evet Ağacan, sözünü yeniden size veriyorum. Evet. Fethiye Spor'u da, Adana Demirspor'u da tebrik ediyoruz. Sonuna kadar gerçekten hak ettiler. İkisi de ellerinden geleni yaptı. 34 haftalık zorlu periyot ve 34 haftalık zorlu periyodun sonrasında gelen bu heyecan playoff. Maçtaki pozisyonlardan görüntüler ekrana geliyor. Evet, Bahadır Şerif Onaran yine röportaj için hazır, hemen oraya bırakıyoruz. Evet, fazla bayağı seneye iki takımımız olacak. Hemen kısaca durumu anlatıyoruz. Adana Türk Spor'da çok büyük yeri olan bir yer. Gerek Adana Spor, gerek Adana Demirspor, milli takımlara teknik adam ve spor olarak da çok büyük katkısı olmuştur. Tabii bizim tesislerimiz olarak da kriterlere uyuyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Adana Demirspor'umuza da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Güzel bir maç izledim. Türk Spor'da bir katkısı olacağı inanın içerisindeyim. Adana'ya hayırlı olsun. Evet, Ender Fethiye Spor'u oyuncular yanımızda. Hoş geldiniz, seni tanıyalım. Ben Ender Bey. Ender, zor bir karşılaşmaydı. Son